Merhaba arkadaşlar. Şimdi solunum konusunu beraberce işleyelim. Solunum. Solunumun amacı besinleri parçalayarak çıkan enerjiyi ATP molekülünde depolamaktır. ATP molekülü organik besinlerin inorganik hale gelmesi sırasında açığa çıkar. Buna da solunum denir ve bütün canlılar solunum yapar. Fakat iki türlü solunum var. Oksijenli veya oksijensiz ve bazı canlılar her ikisini de beraberce yapabilir. Şimdi biz ATP demişken ATP'nin yapısını şöyle bir hatırlatalım. Adenin bazı azotlu organik baz, 5 karbonlu bir şeker, riboz şekeri ve trifosfat dediği için 3 tane fosfattan oluşur. Arkadaşlar fosfatları ben P ile gösteriyorum. Bazı kaynaklarda H3PO4 şeklinde de görebilirsiniz. Aynı şey sonuçta fosfat. Şimdi adenin ile riboz arasındaki bağ glikozit bağı. Ribozla fosfat arasındaki bağımız ester bağı ve fosfatların kendi aralarında oluşturdukları bağlar yüksek enerjili fosfat bağları. Şimdi şöyle beraberce bir bakalım. Şu ikisi burada yok. Ne görüyoruz? Adenin riboz bir fosfat. Adenin ve ribozun adı adenozin diye geçiyor. Bir fosfat koyarsak adenozin bir fosfat. Yani AMP adenozin monofosfat. Hayır, ikinci fosfatı da koyarsak adenozin difosfat. Bakınız şu şekilde. Ve üçüncü geldiğinde de mono di tri şeklinde düşünelim. Buradaki M mono di D2. Üçüncüsü geldiğinde de ATP molekülünü oluşturmuş oluyoruz. Şimdi fosforilasyon çeşitleri diyoruz. Fosforilasyon ne demek? Defosforilasyon ne demek? Fosforilasyon yazalım şuraya. Arkadaşlar fosforilasyonun anlamı fosfatı bağlamak. Mesela ADP molekülüne bir P bağlayaraktan ATP yapmak fosforilasyon. Tersi defosforilasyon. Zaten D eki plazmoliz, deplazmoliz, nitrifikasyon, denitrifikasyonda olduğu gibi terslik ifade eder. Şimdi fosforilasyon çeşitlerini de şurada bir söyleyelim. Fosforilasyon çeşitleri. 1. Substrat düzeyinde fosforilasyon. 2. Substrat düzeyinde demek bir substrat başka bir substrata dönerken ATP çıkması demek. Mesela 4 karbonlu bir bileşik 4 karbonlu bir başka bileşiğe dönerken orada bir enerji boşalması ve bu enerjinin ADP tarafından yakalanaraktan ATP'ye dönmesi şeklinde gösterilir. Ya da şöyle de gösterelim. 6 karbonlu bir bileşik 3 karbonlu bir bileşiğe dönerken 2 tane 3 karbonlu yine açığa ATP çıkmasıdır. Bir substrat başka bir substrata dönerken ATP çıkıyor. Bunun da gerçekleşme yeri glikoliz evresi ve Krebs evresidir. İkincisi oksidatif fosforilasyon. Adından da anlaşılacağı gibi oksijen kullanaraktan oluyor. Burada da oksijenli solunumun
ETS evresinde elektron taşıma sistemi evresinde gerçekleşen ATP üretim şeklidir. Burada NAD koenzimi H2'leri getirirse eğer 3 ATP çıkmakta, FAD koenzimi H'ları getirdiği zaman da 2 ATP'lik bir kazanç olmaktadır. Ve oksijenli solunumda aşağı yukarı 34 ATP gibi çok büyük bir kısmı oksidatif fosforilasyondan gelir. En çok oksijenin en çok ATP'nin kullanıldığı bölüm oksidatif fosforilasyon bölümüdür. Üretildiği bölüm oksidatif fosforilasyon bölümüdür. Şimdi burayı bir silelim tekrardan. 3 ve 4'ü şuradan devam edeyim. Üçüncüsü daha kolay, daha basit. İsminden de anlaşılacak bir şey. Fotofosforilasyon. Bu da ışık yoluyla ATP üretimidir. Hemen yazıyorum. Işık etkisiyle ATP üretimi nerede olur? Tabii ki fotosentezin ışıklı evresinde gerçekleşir. Fotosentezin ışıklı evresinde devirli ve devirsiz fotofosforilasyon dediğimiz bölgelerde zaten isminden de anlaşılıyor ışıkla enerji üretimi. Dördüncüsü kemofosforilasyon. Burada da inorganik maddenin oksitlenmesi sırasında açığa enerji çıkmasıdır. Açığa ATP çıkarılmasıdır diyelim. Tabii ki kemofosforilasyon kemosentezde karşımıza çıkacaktır. Hemen bir örnek verelim. Amonyağın oksijenlenmesiyle oluşan nitrit. İşte bu sırada açığa enerji çıkmakta. Bu enerjiler daha sonra ATP'ye çevrilmekte. Buna da kimyasal yolla oluşan enerjiden tekrardan ATP'ye çevrilme anlamında kemofosforilasyon diyoruz. Şimdi fosforilasyon çeşitlerini gördük. Hangi evrelerde karşımıza çıkacağını da dikkatlice tekrardan bakalım. Hangi evrelerde karşımıza çıkacağı önemli çünkü sorularda da geliyor. Şimdi biz önce bir solunumu tekrardan şöyle genel şema olarak algılayalım. Oksijensiz ve oksijenli şekilde iki tip solunum var. Şöyle hemen kısaltma yazalım. Evet. Oksijensiz solunumun birinci aşaması glikoliz evresi. İkinci aşaması ise son ürün evresi. Oksijenli solunum 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması yine glikoliz evresi. İkinci aşamada Krebs döngüsü, Krebs evresi, sitrik asit çemberi de deniliyor. Üçüncü aşaması da ETS evresi yani elektron transporter sistem yani elektron taşıma sistemi diyoruz. Şimdi dikkat edersek glikoliz evresi ortak. Demek ki glikoliz evresi gerek oksijenli solunum yapsın, gerek oksijensiz solunum yapsın. Bütün canlılarda var. Son ürün evresi de iki tanedir. Etil alkol, biz özellikle ikisini göreceğiz. Ve laktik asit oluşumuyla biten evre. Sadece bu ikisi mi oluşur oksijensiz solunumda? Ki oksijensiz solunumun diğer adı fermantasyon reaksiyonlarıdır. Hayır, butanol oluşabilir, sitrik asit oluşabilir,
çeşitli farklı ürünler de açığa çıkabilir. Şimdi oksijensiz solunumu biz daha çok nerelerde görüyoruz? Ekmeğin oluşumunda, özellikle ekmeğin